Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün vişneli cheesecake tarifim var. Buyurun yapımına geçelim. Gram yulaflı bisküviyi rondodan çektim. İstediğiniz başka bir çeşit bisküvi de kullanabilirsiniz. Öğüttüğüm bisküvileri bir kaba döktüm. 1 çay bardağı öğütülmüş fındık ve 100 gram eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırdım. Kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serdim. Kenarındaki fazlalıkları kestim. Kalıbın kenarlarını yağladım. Yağlı kağıdı kalıbın kenarlarına göre kestim. Kalıbın kenarlarına yapıştırdım. Bisküviyi kalıba döküp yaydım. Bardakla üzerine bastırarak sıkıştırdım. Cheesecake'in harcını hazırlayıncaya kadar kalıbı buzdolabında beklettim. 600 gram labne, 1 su bardağı sıvı krema, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilin, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 limon kabuğu rendesi ve yarım limon suyu ekleyip çırptım. Dört tane yumurtayı tek tek ekleyerek çırptım. Eğer yumurtalarınız büyükse 3 tane de kullanabilirsiniz. Kalıbın kenarlarını alüminyum folyo ile kapladım. Bu işlemi cheesecake'in kenarlarının yanmaması için yapıyoruz. Harcı kalıba döktüm. İçindeki havanın çıkması için tezgaha 1-2 kere vurdum. Cheesecake'in pişerken çatlamaması için fırın tabanına kaselerle su koydum. Önceden ısıtılmış fırında 160 derecede altı üst ayarda 1 saat pişirdim. Cheesecake pişti. Fırın kapağını araladım. Kapanmaması için arasına bir tahta kaşık koydum. Cheesecake'i fırın içinde 1 saat bıraktım. Daha sonra buzdolabına alıp bir gece beklettim. Sosu için 400 gram vişne, 1 çay bardağı şeker ve 1 çay bardağı su ekleyip karıştırdım. İki yemek kaşığı nişastayı bir çay bardağı suyla karıştırdım. Kaynayan sosa döktüm. Kıvam alıncaya kadar karıştırıp ocaktan aldım. Bir gece buzdolabında beklettiğim cheesecake'in üzerine sıcak sosu döktüm. Sosun soğuması için 2-3 saat kadar buzdolabında beklettim. Cheesecake'i buzdolabından aldım.
kalıptan çıkarıp servis yaptım. Tam kıvamında çok lezzetli bir cheesecake oldu. Tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.